64. Bölüm Kıyametin Korkunç Halleri. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden şöyle rivayet edilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kıyamet günü sevenler sevdiklerini hatırlarlar mı? Buyurdular ki, şu üç yerde hatırlamazlar. Birincisi, mizanın başında. Amellerinin hafif ya da ağır geldiğini öğreninceye kadar. İkincisi, amel defterlerinin havalarda uçuştuğu ve kitabının sağ taraftan mı yoksa sol taraftan mı verildiğini görünceye kadar. Üçüncüsü, cehennemden bir boyun uzanarak üzerlerine abandığı ve şöyle dediği zaman, ben şu üç kısım insan için görevlendirildim. Birincisi, Allah-u Teala ile birlikte başka bir ilaha ibadet eden. İkincisi, bütün inatçı zorbalar. Üçüncüsü, hesap gününe inanmayan herkes. Sonra bunlara donanır ve onları cehennemin korkunç derinliklerine atar. Cehennem üzerinde kıldan ince ve kılıçtan keskin bir köprü, üzerinde de demir kancalar ve dikenler vardır. Bu köprünün üzerinden bazı insanlar şimşeğin çakması gibi geçer. Bazıları rüzgar gibi geçer. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu gökleri ve yeri yarattıktan sonra suru yarattı. Onu İsrafil aleyhisselama verdi. O da suru ağzına dayamış, gözlerini arşa dikmiş, ne zaman üfleme emri verilecek diye bekliyor. Ben sordum, ey Allah'ın Resulü, sur nedir? Buyurdular ki, nurdan bir boyunuzdur. Ben tekrar sordum, ey Allah'ın Resulü, bu nasıldır? Yine buyurdular ki, çok büyük bir daire. Beni hak peygamber olarak gönderinin adına yemin ederim ki, onun çapının büyüklüğü gökleri ve yeri alacak kadardır. Ona üç defa üflenecektir. Birincisi korkutmak, ikincisi bütün canlıları öldürmek ve üçüncüsü de yeniden dirilmek içindir. Üçüncü üfleme ile ruhlar çıkar, yer ile gök arasını arılar gibi doldurur. Sonra genizlerden cesetlere girer. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, toprak yarılarak yerden ilk olarak çıkacak olan benim. Diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurulur. Allahu Teala Celle Celaluhu Cibril, Mikail ve İsrafil aleyhisselamı diriltince, bunlar yanlarında Burak ve cennet hülleri ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri başına gelirler. Yer yarılır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama bakar ve der ki, ey Cibril, bu ne gündür? Cibril aleyhisselam şöyle der, bugün kıyamet günüdür. Bugün gerçekleşecek el-Hakka olan gündür. Bugün kapının çalındığı el-Kariya gündür. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Ey Cibril, Allahu Teala Celle Celaluhu ümmetime ne yapacak? Cibril aleyhisselam ona şöyle der. Sana müjdeler olsun. Toprağı açılıp da ilk olarak çıkan sensin. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey insanlar ve cinler topluluğu! Ben sizlere gerekli nasihatı yaptım. İşte şu anda amelleriniz defterlerinizde yazılı. Kim defterinde hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de başka şey bulursa sakın kendisinden başka kimseyi kötülemesin. Rivayet edildiğine göre Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh bir gün meclisinde şu ayeti kerimeyi okur. Takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda diz çökmüş olarak toplayacağımız gün, günahkarları da susuz ve piyade olarak cehenneme süreceğiz. Sonra şöyle der, ey insanlar,
dinleyin, dinleyin. Yarın mahşer yerinde toplanacaksınız. Her taraftan bölük bölük gelecek ve Allahu Teala'nın huzurunda tek tek dikileceksiniz. Sonra yaptığınız her şeyden harf harf hesaba çekileceksiniz. Allah'ın veli kulları binitli olarak Rahman'ın huzuruna sevk edilecekler. Günahkarlar da yaya ve susuz olarak cehenneme gönderilecek ve bölük bölük oraya girecekler. Kardeşlerim, önünüzde öyle bir gün var ki miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir gün. O gün için ne hazırlık yaptınız? O gün sarsıntı günü, o gün yaklaşan gün. Bütün insanlar o gün kalkıp Allahu Teala'nın huzuruna dikilecekler. O gün hasret ve pişmanlık günü. O gün münakaşa günü. O gün hesaplaşma günü. O gün sorguya çekilme günü. O gün feryat etme günü. O gün gerçekleşecek olan gün. O gün yeniden dirilme günü. O gün kişi önceden neler yaptığına bakacak. O gün aldanma günü. O gün nice yüzlerin ağırdığı, nice yüzlerin de karardığı gün. O gün öyle bir gün ki, o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, yani temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulur. O gün öyle bir gün ki, o gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de onlarındır. Kötü yurt da onlarındır. Mukatil bin Süleyman rahmetullahi aleyh şöyle der. Bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiç konuşmadan 100 yıl beklerler. 100 yılda karanlıkta şaşkınlık içinde bekleşirler. 100 yıl daha Rablerinin huzurunda dalga dalga ve çekişerek beklerler. Kıyamet gününün bir günü sizin buradaki hesabınıza göre 50 bin sene eder. Fakat mümin için bu vakit hafif bir farz namaz kılmak kadar kısa geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul şu 4 şeyden hesaba çekilmeden ayağı kaymaz. Birincisi ömrünü nerede tükettiğinden, ikincisi bedenini nerede yıprattığından, üçüncüsü ilmi ile nasıl amel ettiğinden, dördüncüsü malını nereden kazandığı ve nerede harcadığından. İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Her peygamberin mutlaka kabul edilecek duası vardır ve bütün peygamberler bu dualarını dünyada yapmışlardır. Ben ise dua etme hakkımı ümmetime şefaat etmek için kıyamet gününe sakladım. Allah'ım, senin katındaki yüce hatırı için bizleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine eriştir. Yüce Allah Celle Celaluhu ona, ailesine ve ashabına salatu selam eylesin.